Takım olarak gerçekten iyi başladığımızı düşünüyorum. Hem oyun olarak hem puan olarak. Çünkü yani şampiyonu yendik sonuçta geçen Başakşehir'e. Fener'den bir puan alacaktık. Son dakika penaltıyı kaçırdık maalesef. Antep'te bir puan aldık. Yani gerçekten şu an ben kendimi iyi hissediyorum. Yani şu an tabii ki %100 hissetmiyorum ama yani çok iyi hazırlandık bir aydır. Oynayacak haldeyim tabii ki. Yani takımın durumu da bence iyi şu an. Bu milli takım arasında çok iyi çalıştık. Sessizce böyle çalışarak inşallah hedeflerimize ulaşacağız. Tabii ki biliyorum çünkü sonuçta bu bir İstanbul derbisi. Yani tarihi bir derbi. Yani onu herkes biliyor. Yani futbolu takip eden, futbolu bilen onu biliyor. Yani çok önemli bir maç bizim için. Yani zor bir maç olacak tabii ki. Çünkü yani Kasımpaşa uzun yıllardır Süper Lig'de düzenli bir kulüp. Yani iyi bir kadrosu var. Ama bizim de işte çok iyi bir kadromuz var, iyi bir takımımız var. Yani o maçı tabii ki kazanmak için çıkacağız. Derbiyi. Değerlendirirsen bu seneyle ilgili konuşalım. Yani Fenerbahçe'de belki bir yıl kaldım, az kaldım ama yani benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Çünkü taraftarın önünde oynamak o kulüpte, o büyük camiada benim için yani bir hayal gibiydi yani. Çocukluk hayali gibiydi. Yani çok iyi zaman geçirdiğimi düşünüyorum. Tabii ki sezonu iyi bitiremedik. Covid'de oldu sonra. Ama işte sonuçta yani sevdiğim insanlarla çalıştığım için orada çok mutluydum yani. Çünkü çok profesyonel, çok güzel bir kulüp yani gerçekten. Yani bu ifade etmekte önem var. Başkan olsun, oğlu olsun, Süleyman Vurma yani oğlu da Serkan, Murat Akın çok iyi bir çalışma yaptılar bu süreçte, transfer döneminde. Gerçekten çok iyi bir kadro kurdular. Onları yani tebrik etmek gerekiyor çünkü ben yani düşünmüyordum yani Fenerbahçe'den ayrılacağımı veya buraya geleceğimi. Ama projeyi görünce, anlayınca yani oyuncuyu bile heyecanlandıran bir şey yani bu. Yani aynı görüşteyiz sonuçta çünkü futbolu çok iyi bilen bir adam. Yani futbolcular onun aynı görüşünde yani. Ondan da bence bu sezon iyi başladığımızı ondan düşünüyorum. Çünkü herkes aynı yönde bakıyor. Hoca da olsun, Şenol Can yani. Herkes yani böyle çok kişi yok ama herkes sessizce çok iyi çalışarak yani yolumuza böyle devam etmek istiyoruz yani. İnşallah böyle olacak. Tesisleşme olayında biraz ne tabii ki tabii ki ama yani Karagümrük şu an yeni çıktı Süper Lig'e. Eminim ki ben bunları başkanımız da düşünüyordur. Taraftarlar da düşünüyor, oyuncular da. Yani inşallah yani göreceğiz inşallah bunları da burada olarak yani. Karagümrük'teki stadı da görmüşsünüz mutlaka. Tabii ki. Orada sahaya çıkmak ister miydin? Orada çok evet, daha farklı bir evet. Ambiyans oluşuyor. Ya çünkü birkaç maç izledim bayağı televizyondan. Yani içeride oynanan maçlarda gerçekten yani 12. adam gibi oluyor oradaki taraftar. Yani onu hissettim ben. Yani inşallah nasip olur yani. İnşallah oynarım yani çünkü çok güzel bir atmosferde oynanıyor yani orada. Ben gerçekten şu an bir gol hedefim yok ama yani hocam da biliyor, beni getirenleri de biliyor. Oynadığımda her zaman yani gol atmak için oynarım yani. Bir maç yani böyle bir golcü her zaman gol atmak ister her maçta. Ondan yani hedef vermiyorum kendime çünkü bir maçta bir tane atabilirsin, atmayabilirsin veya iki tane, üç tane de atabilirsin yani gerçekten. Ama çok iyi çalışarak tabii her şey olabilir. Şimdi o sadece oynamayla ve başarılı olmayla gelir. Ama tabii ki yani milli takım için 40 yaşında olsam bile gitmek isterim yani milli takıma yani öyle bir şey. Her zaman bir oyuncunun kafasında var tabii ki milli takım. Röportajımız çok fazla mesaj geliyor bize Karagümrük taraftarından. Seninle ilgili çok önemli düşünceleri var. Senin mesajın nedir onlara? Yani bu
burada oynasak bile, olimpiyatta oynasak bile gelsinler yani bizi desteklemeye. Çünkü yani onlara yani ihtiyacımız var yani gerçekten. Çünkü çok önemli taraftar. Onların da söylediği şu, Karagümrük'ü yakalım, onlar başarılı olsun diyorlar. Yapacak mıyız Karagümrük'ü? İnşallah diyeyim. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.